Merhaba arkadaşlar, ben Süleyman Toktöz. Eğitime katılan öğrencilerimle sohbetimiz ve eleştirilerimiz olacak. Eğitimde yaşadıkları ve ne duruma geldiklerini göreceksiniz arkadaşlar sohbette. Buradan Serhat kardeşimle başlıyorum. İstanbul'dan katıldı eğitime. Dolu dolu bir süreç geçirdi. 4 yıllık bir deneyimi vardı. 10 yıl bir ara vermişti. Ya şu anda da çok rahat bir şekilde geçmişte bırakmış olduğu, kalmış yarım bıraktığı berberlik eğitimini bu şekilde bir aylık eğitimle tamamladı ve şu anda da çok güzel durumlara geldi. Yani iyi bir duruma geldi. Serhat, nasıl geçti eğitim? Güzel geçti hocam. Gayet eğlenceli. Hani buraya gelirken ön yargılı düşündük. Hani sonuçta bilmediğimiz bir İstanbul'dan katıldım buraya. Bilmediğim bir il yani Antalya. Geldim. Şaka gibi geldi bana. İzlediğim videolar ilk başta. Dedim inanılmaz gibi geldi. Yani inanamadım ilk başta. Sonra baktım ki geldim, gördüm arkadaşları. Gayet de çok başarılı. Yapıyorlar bu işi. Bu skoru iyi yapıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar, şunu demek istiyorum buradaki arkadaşlara, gelecek arkadaşlara ve buradaki yeni katılan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, abimize, hiç yani özgüveniniz olsun. Hocamızın yardımıyla gerçekten bir yerlere geleceğinize inanıyorum hepinizin. Benim de şurada 5-6 günüm kaldı zaten. Çok şükür aldık. Hani her ufak tefek eksiklerimiz de olsa yani bir tıraşı çıkartabiliyoruz bir problem yaşamadan. Yani buraya gelen insanların %50 bir kumar oynayarak geliyor. Ben de o şekilde oynayarak geldim yani buraya. Ve o kumarı kazandığıma inanıyorum. Kendime de özgüvenim geldi. 10 yıl sonra aradan. Gayet başarılı oldum. Yani buradaki arkadaşlara da başarılar diliyorum. Evet, ben Almanya'dan, bu yarışmayı Almanya'dan katıldım. Ben Almanya'dan geldim. 3. haftamızı tamamladık büyük ihtimalle. Evet, 3. haftamıza girdik. Gayet iyi geçiyor. Ben de aynı Serhat kardeşim dediklerine katılıyorum. Hocamız sağ olsun, Gökhan kardeşimiz sağ olsun. Çok yardımcı oluyorlar. Ben sıfır deneyimli bir insandım. Yani hiçbir deneyim yoktu. Berberlikle alakam hiç yoktu. Ama bu 3 haftada geldiğim nokta, bazen böyle ara sıra hocamız beni videoya falan çekiyor. Veya ben bazen tıraştan sonra videoya çekiyorum. Akşam eve gelince, otele gelince gözlerime inanamıyorum yani. Ben mi yapmışım gibisinden. Yani çok iyi geçiyor. Abi, kardeş bir ortamımız var. Hocamız sağ olsun, Allah razı olsun. Çok iyi bir insan, çok mütevazı bir insan. Her konuda yardımcı oluyor. Ya çok güzel geçiyor yani. Gelen arkadaşlarımızı Almanya'dan, hani bir sorunları olabilirse, cevap verme imkanları olursa direkt bana da ulaşabilirler. Hocamla yardımcı oluruz yani. Onların bir... Şimdi biz Almanya'dakiler bazen böyle ya olur mu olmaz mı gibi böyle bir şüphelerimiz oluyor hocam. Evet. Hani bana da bağlanabilirler arkadaşlar, gelen arkadaşlar Almanya'dan. Yani çıkın gelin yani, hiçbir sıkıntı yok. Almanca'da yani herkes yani rahat bir şekilde gelebilir yani, hiçbir sıkıntı olmadan. Ya süper diyeyim yani, ne diyeyim yani, artık daha fazla bir şey diyecek bir şeyim yok. Teşekkürler. Yine haftalık eğitime, bir haftalık eğitime katılan Yavuz karşımız var burada. Nasıl geçti bir haftalık süreç? Hocam, ben normalde 4 senedir bu işin içerisindeyim. 4 senedir de yani bu meslekte bugüne kadar iyi olmamıştım. Normalde o kadar tecrübem olmasına rağmen yani İstanbul'dayken ben bir tıraşı bir saatten aşağı çıkaramazken burada 15 dakika 20 dakika gibi kısa bir sürede tıraş çıkarıyorum. Bu konuda bize yardımcı olan Gökhan abi, ondan sonra Süleyman abi ve diğer yardımı olan herkese çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Yani. Yine Can, Isparta'dan eğitime katılan arkadaşımız. Hocam, şöyle söyleyeyim. Ben buraya birçok arkadaş gibi, birçok abim gibi sıfırdan geldim. Geleli şu anda 2 haftayı dolduracak. Ve ben şu anda daha önce elime makine makas alamamama rağmen gayet yeterli, gayet iyi bir tıraş çıkarabiliyorum. Yani onun dışında Antalya'dayız, Demre'deyiz. Buralar çok iyi. Süleyman hocamız var, Gökhan abimiz var. Burada güzel bir aile ortamımız var. Yani her konuda zaten yardımcı oluyorsunuz. Gerek mesleki, gerek sosyal anlamda. Yani
teşekkür ederim. Başta size, Gökhan abime. Yani güzel bir ortam var. Böyle çekincesi olan arkadaşlara falan. Ne diyorsunuz? Gelecek olan arkadaşlara. Çıkın gelin. Çıkın ya, eğer ön yargıları varsa, şimdi hocam çok iddialı bir süre, bir ayda bir meslek öğrenmek. Ama gerçekten yani ben 2 haftadır buradayım ve şu anda bir tıraş çıkartabilecek durumdayım. Sistemi, tekniği alıyorsunuz çok, evet, rahat. Hepsini şu anda öğrendim. Şu anda daha iyi bir şekilde kendimi geliştirmeye odaklandım. Evet, yine MYK'dan 4. seviye meslek yeterlik belgesi alacak Can. Evet. Bir aylık eğitimden sonra sınava girip 4. seviye meslek yeterlik belgesi alarak ustalık belgesi almaya hak kazanacak. Yani eğer insanların kafasında bir ayda meslek mi öğrenirim, bir ayda bu işi yapabilecek duruma mı gelirim diye bir çekinceleri falan varsa, ya ben de öyle şüphelerle geldim zaten. Evet. Ama yani gördüm ki yapabiliyormuşum. Bu evet. Da tabii en çok katkı size ve Gökhan abiye ait. Yani önemli olan eğitici. Siz de gerçekten iyi bir eğiticisiniz hocam. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim sizlere. Ya şimdi böyle bir durum da var. Mesela çoğunda hani buraya gelenlerin bir fikir alışverişliği olmuştur. Hani berber arkadaşları olmuştur. Herkes demiştir bizlere, yani bana da demişlerdi. Ya bir ayda berber mi olunur falan. Ama o arkadaşlara da selam olsun. 4 haftada çok şey, güzel şeyler çıkıyor yani. İmkansız bir şey ama oluyor yani. Bu da tekrardan. Ben 4 sene boyunca bu işi yaptım. Aynen. 4 senede çıkaramadığım tıraşı bir haftada çıkardım. O da sizin sayenizde. Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlar, yine meslek deneyimi olmayan arkadaşlara bir aylık eğitim. Mesleğini geliştirmek isteyen arkadaşlara da haftalık eğitimler verilmektedir. MYK'dan 4. seviye meslek yeterlik belgesi veriyoruz. Ustalık belgesi almak isteyen arkadaşlar için. Bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.